Son yıllarda belki onlarca yıldan beri en çok kullanılan eleştirilerden birisi bu. Araplar 1. Dünya Savaşı ile birlikte Osmanlı Devleti'ne ihanet etti gibi bir söylem sürekli gündemde tutulmaktadır. Bu ne kadar gerçeği yansıtmaktadır üzerine? Müsaadenizle kişiler üzerinden yola çıkarak cevap bulmaya çalışalım. 1. 1. Dünya Savaşı öncesi, çünkü Arap coğrafyası, daha doğrusu o dönemde Osmanlı coğrafyası, petrolün çıktığı en önemli coğrafyalardan birisiydi ve İngiltere sanayi inkılabı sonrasında, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu petrolün değerini, bu madenin değerini anladığı için bu coğrafyayı elbette ele geçirmek istiyordu. Bu nedenle buraya yatırım yaptı. Misyonerler üzerinden en çok yatırım yapılan bölge Suriye bölgesiydi. Burada birçok okullar açıldı. Tabii Suriye'nin farklı bir özelliği daha var. Suriye, Hristiyan Arapların yoğun olarak bulunduğu yerlerden birisi. Mesela 2. Dünya Savaşı sonrasında Irak ve Suriye'de iktidara gelen Baas Partisi, yani Diriliş Partisi, ki Arap milliyetçiliği ve sosyalizmi karıştıran bir ideolojidir. Bunun kurucusu Michel Eflak Antakyalı bir Hristiyandır. Yani Suriye coğrafyasını ve Suriye coğrafyasında gelişen olayları incelerken muhakkak ki Hristiyan Arapları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Dönemin hükümdarı Abdülhamit, hani petrol dedik ya, bizde ilk defa petrol haritalarını çıkaran, petrolün değerini anlayan ve o bölgeyi elimizde tutmaya çalışan Abdülhamit. Buna karşı ne yaptı? Abdülhamit'in tabii okullaşma, modernleşme projelerinin yanında, dedik ya kişiler üzerinden gideceğiz, burada Ebul Hüda diye bir ismi ön plana çıkardı. Şimdi Ebul Hüda'yı ben ilk defa Silindir Şapka, Bozkurt ve Hilal diye bir kitapta rastlamıştım. Daha önce ismine rastlamamıştım. Bağlam Yayınlarından çıkan bir kitap. Ebul Hüda, İttihatçı kaynaklara baktığımız zaman okuma yazması olmayan, falcılıkla geçinen, Abdülhamit'i kandıran, Abdülhamit'in sarayına yerleşen bir adam. İttihatçılar böyle bir tasvir yapıyor. Gerçekten Ebul Hüda böyle bir isim midir diye baktığımda şunu gördüm. Tam tersine Ebul Hüda o bölgede Rüfai tarikatının lideri. Rüfailer özellikle Kuzey Irak'ta ve Suriye'de onun döneminde çok geniş alanlara yayılıyor. Ama Ebul Hüda'nın bir özelliği var. İstanbul'a geldikten sonra yaklaşık olarak 200'ün üzerinde kitap yazıyor. 200'ün üzerinde yazılan bu kitaplar şunu özetlemektedir. Ebul Hüda, bir savaş var ve biz bu savaşta kesinlikle halifenin yanında yer almalıyız. Sadece Ebul Hüda değil, Ebul Hüda'nın çevresindeki insanlar da sürekli kitaplar yazmaktadır. Hatta Ebul Hüda diyor ki, halifenin emirlerine tam bir teslimiyet vazifedir. Özellikle savaş zamanlarında dış düşmanların baskılarına karşı halifeye itaat daha da elzemdir. Bu propagandayı Arap dünyasına yazdığı yüzlerce kitapla ortaya koyan bir isim. Ama İttihat Terakki ne yapıyor? İttihat Terakki gelir gelmez Ebul Hüda ve benzeri isimler ile devletin ilişkisini kesiyor. Dolayısıyla bu propaganda aracından Osmanlı Devleti'ni mahrum bırakıyor. Peki sadece Ebul Hüda gibi isimler midir Arap dünyasında Osmanlı Devleti'ne destek veren isimler? Tabii bunu söylediğimiz zaman benim aklıma ilk gelen isimlerden birisi Zenci Musa Bey. Şimdi Zenci Musa kimdir? Zenci Musa'yı Mehmet Akif'in bir şiirinde görüyoruz. Eşref Bey'in emir eri Zenci Musa, omzunda arşa yükseldi Nebi İsa diye bir mısra geçmektedir Safahat'ta. Kimdir bu Zenci Musa? Sudan doğumlu, Mısır'da eğitim almış bir Osmanlı, tam bir Osmanlı. Trablusgarp İtalyanların saldırısına uğrayınca gönüllü olarak Trablusgarp'a giden isimlerden birisi. Trablusgarp'a gidebilen isimler var. Bir de Trablusgarp'a gidemeyen isimler var. Mesela bugünlerde ismini çok sık rastladığımız İzzettin el-Kassam. Trablusgarp işgal edildiği zaman Trablusgarp'a gönüllü, yanındaki 250 arkadaşıyla birlikte Trablusgarp'a gitmek için gönüllü yazılıyor ama gidemeyen isimlerden birisi. Zenci Musa giden isimlerden birisi ve orada kahramanlıkları gözükünce Teşkilat-ı Mahsusa'nın kurucularından Kuşçubaşı Eşref Bey ona bir ödül vermek istiyor. Ancak Zenci Musa'nın cevabı gerçekten çok ilginç. Ben altın veya şöhret için savaşmaya gelmedim. Hak için, adalet için, İslam için, halife için savaşan birini altın ya da mükafatla ödüllendiremezsiniz. Ben Halife-i Cihsan Hazretlerine yardımım olsun diye buraya geldim diyor. Ve gerçekten bu cevabı Süleyman Askeri'nin çok hoşuna gidiyor. Ve Süleyman Askeri onu yanına alıyor. Bundan sonra gittiği her yere birlikte gidiyorlar. Buradan sonra nereye gidiyor? Trablusgarp Savaşı bitince Balkanlara geçiyorlar. Balkanlarda Edirne'nin kurtuluşunda bulunuyorlar. Ki Cenci Musa'nın
Edirne'nin kurtuluş için söylediği laf aslında Osmanlı mantalitesini çok güzel ortaya koymaktadır. Diyor ki Edirne şehri bendeniz, Sudan asıllı Zenci Musa'nın, Çerkez asıllı Kuşçubaşı Eşref'in, Türk asıllı Süleyman Askeri'nin, Kürt asıllı Hilmi Musa'nın mücadelesi sonucunda geri alındı diyor. Yani nasıl bir İslami anlayışı olduğunu da ortaya koyuyor. Bundan sonra gittiği yer, yani Balkan savaşlarından sonra gittiği yer Necit çölleri. Burada ilk defa Mehmet Akif'le karşılaşıyor. Necit çöllerinde biraz sonra göreceğiz. Gerçekten İngiliz istihbaratçısı Lawrence'in yardımcıları Arap mıydı yoksa o bölgede bulunan Yahudiler miydi? O konuya da gireceğiz. Lawrence'in isyan ettirmeye çalıştığı gruplara karşı heyeti nasihalarda yer alıyor. Kuşçubaşı Eşref burada esir düşüyor ama Zenci Musa kurtuluyor ve yanında bulunan 300 bin altını bölgede bulunan direnişçi Müslümanlara ulaştırıyor. Yani Arabistan'da bulunan İngilizlerin işgaline karşı direnen Müslümanlara ulaştırıyor. Ve Zenci Musa bundan sonra Birinci Dünya Savaşı bitiyor. İstanbul'a geri geliyor. Zenci Musa'ya diyorlar ki seni gümrük müdürü yapalım. Zenci Musa'nın cevabı çok ilginç. Diyor ki ben yeterince güçlüyüm. Buna gerek yok. Bana gümrükte bir iş bulsanız yeter. Ben kahyalık yapamam, onu yaşlı bir Müslüman yapsın der ve onu bırakır. Bunun yerine gümrükte çalışmaya başlar. İstanbul işgal edildiği zaman İstanbul'da bulunan General Harrington bu devasa 2 metre 10 santimlik devasa zenciyi görür. Kim olduğunu sorar. Derler ki efendim bu işte bize karşı direnişi organize edenlerden birisi. Hatta 300 bin altını kaçırıp direnişçilere dağıtan isim der. Harrington ona İngilizlerle çalışmayı teklif eder. Zenci Musa'nın cevabı çok ilginçtir. Der ki her teklif herkese yapılmaz. Bu sözleriniz beni ancak rencide eder. Benim bir devletim var, Osmanlı Devleti. Bir bayrağım var, ay yıldızlı bayrak. Kumandanım Eşref Bey. Bu iş daha bitmedi, sizinle mücadelemiz devam ediyor der ve bunu reddeder. Ama kısa bir süre sonra Zenci Musa rahatsızlanır. Dönemin en önemli hastalıklarından birisi vereme tutulur. Üsküdar'da bulunan Özbekler Tekkesi'ne dinlenmeye çekilir. Kısa bir süre sonra vefat eder. O 300 bin altını yanında taşıyıp dağıtan ve üzerine hiçbir kuruş bırakmayan Zenci Musa Bey vefat ettiği zaman bavulundan bir Kur'an-ı Kerim, bir Osmanlı haritası, Kuşçubaşı Eşref'in bir fotoğrafı çıkar. Şimdi tabii hani Araplar bize ihanet etti diyoruz. Şurada Enver Bey'in Trablusgarp Savaşı sırasında dağıttığı bir kağıt var. Para bulamazlar, para kalmaz. Enver Bey halifenin damadı olduğu için mührünü bastığı kağıt paralar, kağıtlar dağıtır. Ya kağıt Enver Bey'in çizimidir bu. Enver Bey altında diyor ki değeri Türkçe ve Arapça olarak belirlenen paranın üzerinde şekil benim mührümden başka bir şey değil. Arapların bu parayı altın ve gümüş parayla bir tutmaları gerçekten gururumu okşadı. Düşünebiliyor musunuz? Bu sadece bir kağıt parçası ve halifenin damadı bastırdığı için altın değerinde geçiyor. Birkaç küçük soruyla devam edelim müsaadenizle. 1950'li yıllarda Mısır'da darbe yapan meşhur bir general var. Hepimiz hatırlayacağız zannediyorum. Abdülcemal Nasır, Cemal. Abdülcemal Nasır'ın ölümünden sonra yerine geçen Enver Sedat. Cemal, Enver, bir de Talat olması lazım. Talat kim diye merak ettim. Meğerse Enver Sedat'ın kardeşi Talat'mış. İsmi Talat'mış, düşünebiliyor musunuz? Hani diyoruz ya bizi arkadan vur. Oysa Enver, Talat, Cemal gibi isimler dahi orada son derece revaçta bulunan isimler. Balkan Savaşı başladığı zaman Mısır'dan ciddi para yardımları gelir. Ve bununla hastaneler kurulur. Hadımköy, Beylerbeyi, Yeşilköy, Maltepe ve Edirne'de hastaneler kurulur. Üstelik bu parayı gönderenler arasında Mısır Hidivi, Mısır Hidivi'nin hanımı, kızları, eski Hidivi'nin çocukları ve benzerleri de vardır. Yani o sırada Osmanlı Devleti'nin elinde olmayan. Hani Mısır dedik, birkaç anekdot daha aktaralım. 1908 ikinci meşrutiyetten sonra meclis açıldığı zaman Mısır'daki Müslümanlar buraya mecliste temsilci göndermek isterler. Ama İttihat Terakki bunu kabul etmez. Mısır İngiltere'nin işgali altında diye. Aynı şekilde Kurtuluş Savaşı başladığı zaman Yemen'de milletvekili seçilir. Kim bunu aktarıyor? İhsan Süreyya Sırma. Yemen'de gezileri sırasında Yemen'in tarihiyle ilgili bilgiler veriyor. Yeni Akit gazetesinde çıkan bir haberde 1920 seçimlerinde Yemen'de milletvekili seçildi ama Ankara'ya
gelemediğini söylüyorlar. Üstelik ilginç olan şu, Yemen'le Suudi Arabistan arasında sınır ihlali çıktığı zaman Yemen Türkiye Cumhuriyeti'ne hakem tayin ediyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti o sınır ihlalleri üzerinde hakem oluyor. Tabii genellemekten kaçmak lazım. İhanet eden Araplar vardı. Mesela bunlardan en önemlisi Şerif Hüseyin olarak bilinmektedir. Şerif Hüseyin yaklaşık 25 sene Abdülhamit tarafından İstanbul'da tutuldu. Ama İttihatçılar iktidara gelince Abdülhamit'in yaptığı her şeyin tersini yapmaya kalktılar. 25 sene İstanbul'da Hicaz milletvekili olarak tutulan Şerif Hüseyin'in Mekke'ye emir yaptılar. O da gitti İngilizlerle anlaştı. Ama Şerif Hüseyin'in kardeşi Şerif Ali ki hatıratları yayınlandı. Şerif Ali İstanbul'da kaldı. Ve sonuna kadar da Osmanlı Devleti'ne bağlı kaldı. Kardeşinin yaptıklarının da ne kadar kötü olduğunu yaptığı kitapla ortaya koydu. Bunun dışında bir sürü isim, onlarca isim var. Ama ben sadece bu isimlerden Ahmet Senusi'yi bir defa daha hatırlıyorum. Ahmet Senusi ve unuttuğumuz bir isim. Sadun Uceymi. Kimdir Sadun Uceymi? Irak'ın en önemli isimlerinden birisidir. Savaş çıktığı zamanki İngilizlerin bölgede aldığı, tarihleri boyunca aldığı en büyük yenilgilerden birisi Kut Zaferi'nde yer alıyor Sadun Uceymi. O kadar önemli ki Lawrence kendisine Irak krallığını teklif ediyor. Irak krallığını kabul etmiyor Sadun Uceymi. Mücadele ediyor ki El Cezire cephesi 1920 sonrasında da devam ediyor. Sonra Sadun Uceymi Türkiye'ye sığınıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendisine Urfa yöresinde geniş alanlar vermek istiyor. O bir köye razı oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Irak krallığını reddedip bir köye razı olmak. Aynı şekilde krallığı reddeden başka bir isim. Demin söyledik Ahmet Senusi. Ahmet Senusi'ye İngiltere Libya krallığını teklif ediyor, kabul etmiyor. Anadolu'ya geliyor. Şehir şehir, önce İstanbul sonra Anadolu, şehir şehir dolaşıp bu mücadeleyi anlatıyor. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal diyor ki, hocam Kuzey Irak'ta İngilizler Türkleri, Kürtleri, Arapları birbirine düşürerek petrol bölgelerini ele geçirmek istiyor. Ahmet Senusi Irak'a gidiyor. Türkiye ile Irak'ın birleşmesi için bir parti kuruluyor. İngilizler rahatsız oluyorlar, adamı Suriye'ye gönderiyorlar. Orada da bir parti kuruyor Suriye ile. Türkiye'nin birleşmesi için rahatsız olunuyor. Libya'ya doğduğu yere gönderiliyor ve burada vefat ediyor Ahmet Senusi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İtalyanlar bölgeyi boşaltınca yeğeni İdris Senusi kral oluyor. Başbakan yapacak kimse bulamadığı için Türkiye'den başbakan istiyor. Bizim Hakkari valisi Suud Sadullah Efendi Libya'nın ilk başbakanı olarak orada vefat ediyor. Şimdi bütün bunları bir araya getirerek hep diyoruz ya genellemelerden kaçınarak söylüyoruz. Kurtuluş Savaşı sırasında Filistin'den ve Suriye camilerinden her cuma namazında toplanan paralar. Anadolu'daki milli mücadele için tabii en son bir bilgi vererek geçiyorum. Atilla İlhan'ın Cumhuriyet Gazetesi'nde 10.02.2003 tarihinde Türkiye, Irak ve Suriye'nin birleşmesi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi zabıtlarından yaptığı alıntılar var. Buna da bakabilirsiniz. Yani Türkiye, Irak ve Suriye'nin birleşmesi bir dönem ciddi ciddi bu ülke insanları tarafından istenmiş. Evet, tabii bütün bu örneklerin zıttı bazı örneklerde bulabiliriz. Ama dediğim gibi genellemelerden kaçınmak şartıyla söylüyorum. Bunlar münferit örneklerdir. Çoğunluğa baktığımız zaman Arap dünyası Osmanlı Devleti'ne sadık kalmıştır. Ancak İngiltere 100 yıllık bir çalışma yapmıştır o bölgede ve elbette ki iktidara getireceği insanlar, gruplar bulmuş ve bu insanlar ve gruplar menfaatleri gereğince Batı'ya uşaklık yapmaya o dönemde de başladılar, günümüzde de bunu devam ettirmektedirler. Bu nedenle yönetim bazında değil, ben halklar bazında bu konuya bakılması gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle gönlümüz dün de birdi, bugün de birdir diyoruz. Geleneğin ihyasından, geleceğin inşasına, köprü olduk yarınlara, kullar olduk.